işte. Bir de soruyor musun? Eve doldurduğun abuk subuk şeyler yüzünden ölüm tehlikesi yaşıyorum sürekli. Biraz dikkatli olsan, her seferinde de düşünmez ki canım. Niye dikkatli olayım canım? Allah Allah, insan kendi evinde yürürken dikkatli olur mu? Ne saçma şey. Dünyanın parasını veriyoruz, parkeyle kaplatıyoruz her yeri. Ama hanımefendi üzerini kilimle kaplıyor. Ondan sonra biz de evde dikkatli yürümek zorunda kalıyoruz. Baba 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 baba. Kilimin geleneksel Türk yer kaplama sanatı olduğunu hatırlatırım hayatım. Atalarımız bunu yeri kaplasın diye yapmış. Senin gibi parkenin üzerine koyup insanların kayması için değil. Senden başka düşen yok Haluk. Benden başka adam gibi yürüyen yok da ondan. Çocuklar düşmemek için balerin gibi yürüyor. İşte benim hayalimdeki kumanda bu. Hep böyle bir kumandam olsun istemiştim. Hayatı böyle istediğim zaman durdurup, istediğim zaman başlatabilmek için. Her şeyi büyütüyorsun Abidin. Ben hiçbir şeyi büyütmüyorum bayan personel müdürü. Sen bana bu evde tuzaklar kuruyorsun. Nefret ettiğim ve sürekli takılıp düştüğüm şu iğrenç çiçeği hala orada tutuyorsun. Ona da senden başka takılan yok Abidin. Bana Abidin deme personel müdürü. Abidin. Personel müdürü. İşte size son yılların en geçimsiz çifti. Annem Meltem ve babam Haluk. En ufak şeyden bile saatlerce kavga edebiliyorlar. Bu kavgaların nedenleri sadece küçük şeyler. Neymiş? Televizyon kumandası neden senin elinde? Yatağın üstünde neden yatak örtüsü var? Diş macunu neden ortadan sıktın falan filan. Biraz romantik ol Haluk. Daha evlendiğimizden beri bir kere bile bana seni seviyorum demedin. Ya kardeşim ben durup dururken niye sana seni seviyorum diyeyim ya? Deli miyim ben? Sen parkenin üzerini kilimle kapla, beni düşür, ben de sana seni seviyorum diyeyim. Baba 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 baba. Niye? Mazoşit miyim ben? Anneme göre babam ona sevgisini hiç göstermiyor. Babama göre ise sık sık sevgi gösterisinde bulunmak delikanlılığı bozuyor. Yani sizin anlayacağınız son derece geçimsiz bir çift. Hiçbir şeyde anlaşamıyorlar. Haluk bağırma, çocuklar duyacak. Çocuklar duymasın, çocuklar duymasın. Zaten onlar duymasın diye bütün bunlara katlanıyorum. Kendi evimde artistik makyaj yapıyorum ama onlar duymasın diye sesimi bile çıkaramıyorum. İşte ikisinin anlaştığı tek konu bu. Aman çocuklar duymasın. Duyunca psikolojimiz bozulacak ya. Sanki bizim hiç haberimiz yok. Anne ben Selin'le ders çalışmaya gidebilirim. Hayır. Ya ne var bunda Haluk? Alt üstü çocuklar ders çalışacak. Baba 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 baba. 15 yaşında bir kız çocuğu gece vakti ders çalışmaya arkadaşına gidecek ha? Ana. Hep böyle yapıyorsunuz. Hiç beni sevmiyorsunuz. Bu da benim ablam Duygu. Her gün bir şeyler ister. Yok küpe taktıracağım, yok dövme yaptıracağım, yok geziye gideceğim. Bir de erkeklere gülüp durmuyor mu? Beni sinir ediyor. Ne yapacaksınız? Abla işte. Bir dakika kapı çaldı. Dedemle anneannem geldi. Saçmalıyorsunuz efendim, saçmalıyorsunuz. Siz bana saçmalıyorsunuz diyemezsiniz. Siz müsteşar Kemal'e saçmalıyorsunuz diyemezsiniz. Saçmalıyorsunuz tabii efendim. Emekli olduğunuz günden beri saçmalıyorsunuz. Anne gene ne oldu? Ay ne olacak yavrum? Bu baban iyice şaşırdı artık. Şimdi de bütün malı mülkü satıp yaylaya yerleşecekmişiz. Ne? Yaylaya mı? Aa, çok iyi fikir baba. Bravo. Buyurun. Damadınız da benimle aynı fikirde. Yaylaya yerleşeceğiz. Ne güzel yayla havası püfür püfür. İnsanın ömrüne ömür katar be. Dedem emekli olduğu günden beri bir tuhaf oldu. Can sıkıntısından her gün bir şeylere kalkışıyor. Yok domates yetiştireceğim diyor. Başka bir gün yaylaya çıkacağım diyor. Yani sizin anlayacağınız bu emeklilik dedeme hiç iyi gelmedi. Tabii anneanneme de. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. İşte bu da Gül abla. Biz o büyütmüş. Tabii bizi büyütürken o kadar dalmış ki evlenmeyi unutmuş. Şimdiki tek hayali kel olmayan bir adamla evlenmek. Kapı çaldı. Selam söyle. Sen nereden canım? Ben vallahi. De. Lanet erkekle dominant teyze. Bir kere dinler misin beni hayatım? Ben ne yaptım? Bunda benim suçum var. Sus Selami. Cevap verme. Herkesin ortasında tatile gitmek istiyorum dedin. Ne var bunda? İyi güzel işte. Bana sordun mu? Bakalım ben tatile.
tatile gitmek istiyor muyum? Madem tatile gideceksin benim neden haberim yok? Haklısın karıcığım, özür dilerim. Tabii ki haklıyım. Babama göre Selami amca gerçek bir erkek değil. Tabii bana göre de. Light'sın sen. Çavdar erkeğisin. Bir kalorilik erkeksin. Hayır, yok. Kepekli erkeksin. Bir dakika, bir dakika. Delikanlı adam tatile gitmek istiyorsa çeker gider. Aa, karısı da peşinden gelir. Babam Gönül ablaya hep dominant teyze diyor. Çünkü evde hep onun dediği oluyormuş da ondan. Bu da bizim havuç kafa. Burnunu her şeye sokan, boyundan büyük işlere kalkışan, ortalığı her zaman karıştıran ve benim devamlı arkadaşlarımı aramı bozan havuç kafa. Annemle babam için söylediklerine bakmayın siz. Onlar her ne kadar kavga da etseler aslında birbirlerini deliler gibi seviyorlar. Anneciğim saçların çok güzel olmuş. Vallahi Meltem Hanım sanki başka biri gibi olmuşsunuz yani. Evet anne, kesinlikle çok güzel olmuş. Neden daha önce yaptırmadın ki? Ay çok teşekkür ederim çocuklar da. Bakalım babanız fark edecek mi? Yok artık, o kadar da değil. Bunu fark eder herhalde. Etmeyebilir. Bir kere annemin saçları beline kadardı. Kısacık kestirmişti de babam fark etmemişti. Kızım bu değişikliği babam bile fark eder. Baksana annem başka bir kadın gibi olmuş. Evet. Bence bu kadar değişikliği Haluk Bey kesin fark eder. Babam için bu ikinci evlilik gibi bir şey olacak. Tövbe de nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Annem başka kadın oldu ya, o bakımdan söylüyorum. Ben de dinliyorum bu havucu. Bence hiç başına konuşmayın çünkü babam fark etmeyecek. Ben de Duygu'ya katılıyorum. Benim tanıdığım Haluk bu saçı dahi fark etmez. Eder. Etmez havuç. Eder. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Nesine istersen. Haftalığını alırım. Kaybedersen ben de seninkini alırım ama. Tamam. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Ya ne yapalım? Çok trafik vardı. Ne oldu? Yok bir şey. Hayır yani sanki bir şey dememi bekliyormuşsunuz gibi bakıyorsunuz da. Böyle ne bileyim sanki birinin bir şeyini unutmuşum gibi. Birinin doğum günü mü? Hayır baba. Ha iyi o zaman. Ben de birinin doğum gününü falan unuttum sandım. Evlilik yıl dönümü falan mı? Hayır. Beraber ilk defa sinemaya gidişimizin bilmem kaçıncı yıl dönümü saçmalığı falan da değil. Hayır. Bir değişiklik yok mu sizce Haluk Bey? Eve yeni bir eşya mı geldi? Hayır. Duvar kağıtları mı değişti? Hile yapma Avuç. Tamam tamam anlaşıldı. Benim haftalık gidiyor. Alo. Sence bende bir değişiklik yok mu? Yok. Saçlar baba saçlar. Yüzüme bak canım yüzüme. Lens mi taktın bakayım? Ay hayır Haluk. Üstündekini mi yeni aldın? Güzelmiş. Rengi falan güzel de biraz açık gibi. Biraz daha kapalı bir şey. Haluk ben bunu geçen sene aldım. Çıldırtmayın adamı, ne var? Ya saçlarıma baksana. Ne var saçlarında ben anlamadım. Kepek mi var, kepek sorunu mu? Haluk rengine bak. Güzel. Sadece güzel mi? Ya ne bileyim güzel işte her zamanki gibi ne bileyim. Ya beni uğraştırmasanıza. Benim bütün gün kafam zaten davul gibi olmuş. Bu garip sorular niye soruluyor? Bana anlamıyorum. Allah Allah. Yuh yani baba ya. Ben size söylemiştim. Haftalar rica edeyim Avuç. Babam mı var derdim var ya. Yaktın beni baba. İşte böyle çocuklar. Evlenince değil saçınızı, kafanızı değiştirseniz erkekler fark etmez. Sürekli değiştirirseniz tabii fark etmez. Ben saçımın rengini en son 2 sene önce değiştirdim Haluk. Baba 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 2 sene önce değiştirmiş. Ya seni ne zaman görsem ya kuaföre giriyorsun ya da kuaförden çıkıyorsun. Kuaföre harcadığın zamanı çocukların derslerini harcasaydın çocukların bu kadar zayıf olmazdı. Benim zayıfım yok baba. Benim de. Babanız benim evli, 2 çocuk annesi ve bakımlı bir kadın olmamı kabullenemiyor. Kabullenemiyorum tabii. Şu saçlara bak. Ne o öyle? Seren Serengil bile senin kadar çok kuaföre gitmiyordur be. Evet, yemekler de geldi.
Aa, siz daha çorbanızı bitirmediniz mi? Umarım Haluk Bey bunun yeni bir yemek olduğunu fark eder. Gül. Ben onu bunu bilmem baba. Beni yaktın. Haftalığım da gitti zaten. Bana ne girmeseydin iddiaya, bana mı sordun? İnsan bunu fark etmez mi baba? Annem resmen başka bir kadın oldu. Benim işim gücüm var. Öyle gidip kimsenin saçına başına bakacak halim yok. Haluk, artık sinirlerimi bozuyorsun. Nedenmiş o? Ben mecbur muyum senin dip boyalarını fark etmeye? Bir arkadaşın arabasını değiştirse onu fark edersin ama. Ederim tabii. Yeni model o. Sen istediğin kadar saçlarını değiştir, eski modelsin. Ben... Mutfak! Mutfak! Haluk, çocuklara kötü örnek olmaktan vazgeç. Hangi konuda? İncelik konusunda. Onlar da senin gibi kaba bir insan mı olsun yani? Ana! Saçının rengini fark etmedim diye kaba bir adam oldum ben, öyle mi? Evet. Bu sadece senin kaba bir insan olduğunu göstermez, aynı zamanda bana önem vermediğini de gösterir. Allah Allah! Allah Allah! Hanımefendi gidecek, kafasını boyatacak, kuaförlere dünya para verecek, sonra da kabak benim başıma patlayacak. Hem suçlu hem güçlü. Baba 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 baba! Galiba kavga bayağı şiddetli. Hep bu kadınların kuaför merakı yüzünden. Sen karışma Avuç. Ne demek sen karışma kızım? Giden benim haftalığım değil mi? Ben en iyisi yavaş yavaş yola koyulayım. Zaten otobüs de gelmek üzere. İnanamıyorum sana Haluk. Biz evlenmeden önce sen hiç böyle bir adam değildin. Sen de böyle değildin. Yani saçların. Bak gördün mü nasıl hatırladım yani. Haluk, bana eskiden davrandığın gibi davranmanı istiyorum. Hatırlamıyorum. Nasıl davranıyordum? Romantik, kibar, ince. Kim? Ben mi öyle davranıyordum? Evet. Ama öyle anlaşılıyor ki her şey köprüyü geçene kadarmış Hamid'in. Meltem, sen iyice nostaljik bir kadın oldun. Ya bırak şu eski günleri artık. Gözünü seveyim bir bırak ya. Yaşlandık, kabul et. Her şey değişti. Devir değişti. Demirel siyaseti bıraktı. Süleyman Seba başkanlıktan ayrıldı. Gönül Yazar bile artık evlenmiyor be güzelim. Tamam Haluk. Daha fazla uzatmayalım. Sen sofraya, ben de geliyorum. Hadi. Evet. Nerede kalmıştık? Benim haftalığımda. Ya. Ablam bir şey söylüyordu. İyi akşamlar. Ben gidiyorum. İyi akşamlar. Emre, yemeğini bitir. Ben zaten bitmişim Gül abla. Ha? Yani Meltem Hanım'ın saçını fark etmediniz ya Haluk Bey. İyi akşamlar Gül. Evet kızım, sen ne diyordun? Baba, ben Burak'lara ders çalışmaya gidebilir miyim? Ana! Eyvah, daha neler? Burak'lara ders çalışmaya gidecekmiş. Baba 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 baba. Sen karışma dedim Avuç. Kardeşin doğru mu söylüyor kızım? Evet baba, Burak'la ders çalışmamız lazım. Ana! Benim kızım elin adamının evine ders çalışmaya gidecek ha? Baba 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 baba. O zaman o gelsin bizim eve. Kızım, senin hiç kız arkadaşın yok mu? Onlara gitsene ders çalışmaya. Neden senin bütün arkadaşlarının adı Burak, Tolga, Ali, Veli, Hüseyin? Konuş baba, sonuna kadar haklısın. Ben de aynı şeyi söyledim. Benim bile bu kadar erkek arkadaşım yok. Sen karışma bu. Hayır yani, bir tane de kız arkadaşı olsa da biz de sebeplensek. Avuç. Anne, ben yarın akşam Burak'lara ders çalışmaya gitmek istiyorum ama babam izin vermiyor. Tabii izin vermez kızım. Kız çocuğu gece vakti dışarıda olur muymuş hiç? Sen karışma Avuç. Evet, sen karışma Avuç. Evet, artık çok oluyorsun sen. Ne demek karışma kızım? Karışırım ben. Karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Mutfak. Mutfak. Yine boyundan büyük işlere kalkışıyorsun Avuç. Hiç boşuna uğraşma kızım. Babam böyle bir şey hayatta izin vermez. Vermeyebilir ama bu seni hiç ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Sonra bana Emre'nin ablası erkeklerle ders çalışıyor demezler mi? Hayır demezler. Sadece Emre bacak kadar boylu ablasının işlerine burnunu sakıyor derler. Feminist Havuç. Feminist. Gördün mü? Çocuklar da senin yüzünden kedi köpek gibi oldu. Bana evlenmeden önce davrandığın gibi davranmaya devam etseydin bunların hiçbiri olmazdı. Ben yarın akşam ders çalışmaya gidebilir miyim, gidemez miyim? Gidemezsin. Yarın akşam olmaz Duygucuğum. Çünkü ben yarın akşam dışarıdayım. Bir dakika. Ana, ne demek o dışarıdayım? Ha? Yarın akşam iş yemeğimiz var. Oraya gitmek zorundayım. Baba.
Yarın akşam iş yemeğimiz var. Sen bizi Amerikalı aile zannettin galiba. Mr. and Mrs. Brown. Yarın akşam iş toplantısındayım. Hafta sonu seyahatteyim. Ondan sonraki hafta sonu New York'tayım. Sen beni light erkek sandın galiba Meltem Hanım. Ha? Alo, yine başlama hayatım. Biliyorsun ben çalışan bir kadınım ve bunlar çok normal şeyler. Ayrıca biz bunun kavgasını daha önce yapmıştık. Evet, yapmıştık ve ben kazanmıştım. Alo, bu işi uzatmayalım hayatım. Japon bir firmadan çok büyük bir ihale almak üzereyiz ve yarın akşam onlarla çok önemli bir iş yemeğimiz var. Tamam mı? Anam, benim karım en iyi Japonuyla yemeğe gidecek ha? Bu Japonlar da bizi Dünya Kupası'na aldılar diye çok oluyorlar artık ha? Sen karışma Havuç. Sen karışma Havuç. Sen karışma Havuç. Haluk, her seferinde aynı şeyleri konuşmayalım. Bu tür iş yemekleri benim işimin bir parçası. Kabul et artık. Evet baba, annem insan kaynakları müdürü. Belki beni Burak'lara ders çalışmaya yollayamayabilirsin ama annemin iş görüşmelerine karışamazsın. Sen bu işe karışma Duygu. Sen bu işe karışma abla. Mutfak. Mutfak. Bak, senin yüzünden kavga ediyorlar. Kavganın sebebi ben değilim, babamın inadı. Siz kadınlar var ya, adamı çıldırtırsınız be. Sus artık Avuç. Susmam kızım. Sustukça sıra bana gelir. Merak etme, sıra sana gelecek zaten. Feminist Havuç. Haluk, şunu kabul etmek zorundasın. Ben çalışan bir kadınım ve işimin gereği yemeklere, toplantılara ve seminerlere katılırım. Seminerlere ve toplantılara katılabilirsin ama yemeklere asla. Neden? Öyle. Ya gazetecinin teki senin Japon iş adamıyla resmini çekerse? Ya Japon iş adamıyla gazetelere manşet olursanız? Ben kimi döveceğim o zaman? Gazeteciyi dövemem ya. Orada da fotoğraf var. Haluk, adamla yemeğe baş başa gitmiyorum ki. Operasyondan Engin var, pazarlamadan Sibel var, muhasebe müdürü var. Ha, daha kötü ya! Ya o Engin sırayla yan yana fotoğrafınız çekilirse? Merak etme, ben Sibel'in yanına otururum. Ya masa yuvarlaksa? Ya diğer tarafına Japon iş adamı gelirse? Haluk, sen hastasın. Evet efendim, hastayım. Ve sen o yemeğe ben olmadan gidemezsin. Aklından bile geçirme. Amerikalı iş adamına yaptıklarını unutmuş değilim. Şirketimizi rezil etmişti. Bu benim son kararım bayan personel müdürü. Ben olmadan o yemeğe gidemezsin. Aha, buraya yazıyorum. Giderim abicim. Gidemezsin personel müdürü. Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Gideceğim. Gidemezsin. Evet, yemeğiniz bittiyse hadi bakalım odanıza. Anne, ben yarın akşam Burak'lara gidebilecek miyim? Hala söylemediniz. Yarın akşam olmaz, ben evde yokum. Tamam işte, daha iyi. Ana! Baba. Anası Japon'la yemek yiyecek, kızı da elin herifiyle mumuşunda ders çalışacak. Olmaz baba. Vallahi duble rezil oluruz. Sen karışma Avuç. Ne demek karışma? Biz light kardeş miyiz? Odanıza. Her şey bir yana, benim haftalık mı olacak baba? Senin yüzünden bir kuruş kalmadı cepte. Odanıza. Yaktın beni. Beter ol. Hey! Hadi, hadi. Alo. Sıktın artık, tamam mı? Ya bir tane bile olumlu özelliğin olmayacak mı senin? Ya insan karısının saçını rengini değiştiğini anlamayabilir ama bari işine saygı duyar. Senin yaptığın işin yemeğe gitmekle ne alakası var? Aşçı mısın sen? Ya yalnız değilim diyorum sana, anlamıyor musun? Tamam, madem kalabalık bir yemek olacak ben niye gelmiyorum? Çünkü senin olduğun yerde iş görüşmesi yapılamaz. Merak etme, ben Japon kültürünü çok iyi bilirim. Adamları gördükçe sürekli eğilirim. Of Haluk, ya of, inanamıyorum sana. Benim altımda çalışan 1000 tane personel var Haluk. Uluslararası bir şirketin insan kaynakları müdürüyüm ben. Bir iş yemeğine nasıl kocamla giderim, olur mu hiç? Bal gibi olur. Ne kaynakları müdürü olursan ol, önce benim karımsın. Altında kaç bin kişi olursa olsun, üstünde ben varım. Sen benim üstümde değilsin. Ben ailenin reisiyim. Ailemizde reise falan gerek yok. Biz Kızılderili değiliz, tamam mı? Evlenme cüzdanımızın bana verildiğini sana hatırlatırım personel müdürü. Belge bende. Bakıyorum da bu evin reisi konusunda hiçbir detayı unutmuyorsun. Bu fil hafızanı diğer konulara da gösterseydin ya bir de. Tamam, uzatma. Yorgunum zaten. Yatalım artık. Ya sen nereye gidiyorsun? Benle beraber yatacağını zannediyorsan yanılıyorsun Abidi. Nerede yatacağım peki? Nerede yatarsan ya. Benden uzak dur yeter. Aman çok meraklıydım sanki. Çıkmadın mı? Hadi iyi dersler. Hadi baba. Bay bay canım. Ne yapacaksın oğlum sen babanı? Durun bayım anne. Babamı acilen görmem lazım.
Akşama görürsün. Acil anne, acil. Ama senin her şeyin acil zaten. Haluk, Haluk. Al seninki, seni istiyor. Baba. Ne var oğlum? Ne bağırıp duruyorsun? Para versene biraz. Hayda, haftalığını dün vermedik mi? Gitti baba, gitti. Hepsi gitti sayende. Ben ne yaptım lan? Annemin saç rengini fark etseydin bütün ödemelerimi dengelemiştim. Şimdi de sayende Arjantin'den beter oldum. Oğlum hala burada mısın sen? Hadi bak ablan gitti, geç kalıyorsun okula. Geveze. Bu yaşta iddiaya giriyor. Fırla hadi, fırla fırla. Akşam yemek kaçtaydı? Seni hiç ilgilendirmez. Ne demek seni hiç ilgilendirmez? Ben de geleceğim o yemeğe. Gelmeyeceksin. Amerikalı iş adamına yaptığını bu sefer yapamayacaksın. O bir din. Akşam yemekte görüşürüz bayan personel müdürü. Eğer seni o yemeğe yalnız gönderirsem bana da Haluk demesinler. Saçmalıyorsun Haluk. İş yemeği bu. Meltem çalışan bir kadın. Ne var bunda? Gayet normal. Çalışması normal olabilir. Ama yemeğe gitmesi normal değil. Ne işi var elin gavuruyla yemeklerde? Ha? Gönül her zaman gidiyor abicim. Ne olacak ki? İş yemeği bu. Adı üstünde. İş yemeği. Ha tabii. Sen light bir erkek olduğun için böyle durumları normal karşılıyor olabilirsin. Ama benim kitabımda böyle şeyler yazmaz oğlum. Ya sen saçmalıyorsun Haluk. Senin karına güvenin yok mu abici? Karıma güveniyorum. Ben o Japonlara güvenmiyorum. Amerikalılar da bir zamanlar güvenmişti. Ne oldu? Bir sabah bir kalktılar. Ya işte böyle oldu. Sürpriz yakalandılar. Pearl Harbor. Hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Ama abarttın ya. Hakikaten olmaz mı diyorsun? Yok be abicim. Bir şeycik olmaz. Meltem ne yaptığını iyi bilir. Cin gibi kız. Üstelik Japonlar dünyanın en sempatik insanları. Saygılı, efendi. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, tamam gitsin. Ne hali varsa görsün. Uşaklar. Ben bu akşam erken çıkıyorum. Tabii. Bir tane Pilitz'le iş yemeğine çıkacağım da anlarsın ya. İş yemeği mi? İş yemeği bahane canım. Önemli olan Pilitz'le baş başa kalmak da. O zaman niye iş yemeği diyorsunuz? Normal yemek desem gelmezdi da. Ben böyle iş yemeği adı altında çok hatunla baş başa muhabbet ettim. Ana. Yaktım seni Torun Aga. Yaktım. O yemeğe ben de gidiyorum Selami. Gidiyorum, sus. Hayatta kalabilmen için küçük bir yatırım... Anne, hani Sibel gelecekti? Sibel değil, Sibel abla. Yapma anne ya, karışmamıza iki paralık etme. Anladık, küçüğüz. O zaman küçük gibi davran sen de. Karar verin anne. Babam adam gibi dur diyor, sen de küçük gibi. Ne kadar tutarsız bir çiftsiniz. Emre! Oğlum yavaş! Merhaba. Sibel, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Emre? İyiyim. Sen de çok güzelsin. Sen de çok yakışıklısın. Biliyorum. Hoş geldin Sibel. Hoş bulduk. Neredeyse hazırım. Birazdan çıkarız. Tamam. Ya Engin de gelecekmiş, doğru mu? Evet. Genel müdür onun da gelmesini istedi. Eminim kendisi gidip genel müdüre ben de geleyim demiştir. Sırnaşık şey ne olacak? Bu akşam bir tatsızlık çıkarmayın, olur mu? Biliyorsun bu iş çok önemli. Ama bu pazarlamanın işi Meltem. Operasyon müdürünün Japonlarla gidilen iş yemeğine ne işi var Allah aşkına? Zaten beceriksizin teki. Dünyanın potunu kıracak şimdi. Gerçi yabancıyla pot kırmaya bile yeterli değil ama neyse. O da gelmek üzeredir şimdi. Duymasın seni. Duyarsa duysun. Umurumda değil. Engin neyse de asıl Haluk gelirse yandık. Pot kırmak neymiş? İşte o zaman görürsün. Ne? O da mı geliyor? Oldu. Biz bu Japon ihalesini hayatta alamayız. İsterseniz ben de geleyim. Japonların dilinden anlarım. Of. Emre, senin hala burada ne işin var? Çabuk odana derslerinin başına. Ya anne ya. Anne yası falan yok, odana derslerinin başına. 40 yılın başında bir Sibel gelmiş, sen odana derslerini çalış diyorsun. Baba baba baba. Okuldan soğutacaksınız beni ha. Emre, odana dedim. Ben seni ararım Sibel. Tamam canım, ara beni. Hoş geldin Engin. Merhaba Meltem, nasılsın? Hazırız, birazdan çıkıyoruz. Tamam. İyiyim, sağ ol.
Böyle hep beraber gidersek Japonları kesin etkileriz. Bu işten umutlu olmak için pek fazla sebep yok zaten. Evet, sen gelmeseydin her şey daha kolay olurdu. Ama şimdi Japonlara kıracağım potları düzeltirken yemek bile yiyemeyeceğim. Hiç değilse bir işe yaramış olursun. Boş yere pazarlama adı altında maaş almandan iyidir. Bir firmanın pazarlama bölümü olmazsa o firma batar canım. Onu ayakta tutan pazarlamadır. Üretim olmasa pazarlama neyi pazarlayacak? Çocuklar saçmalamayın lütfen, daha gece başlamadı bile. Ben şimdi geliyorum, hemen çıkıyoruz. Yemekte sakın yanıma oturma. Meraklı değilim canım zaten seninle oturmaya. Hem ne işin var senin iş yemeğinde? Gidip evin ev işleri yapsana. Ne bileyim, mantı aç, kısır yap. Elinin hamuruyla Japon ihalesine ne karışıyorsun canım? Sen teknik bir insansın Engin. Depoda yaşaman lazım, makinelerin arasında. Yani senin insan içine çıkmaman gerekiyor. Kızım boşuna uğraşıyorsun sen. Bulsana zengin bir koca, evlensene. Zeytinyağlı fasulye yapsana kocana. Ha pardon, bu akşam gelen Japonlar zengindi değil mi? Bana bak, sen çok olmaya başladın. Ama bak, onlar zeytinyağlı fasulyeden falan anlamazlar. Bence en iyisi sen zeytinyağlı sushi yap. Engin. Evet. Herkes hazır mı? Siz de mi geliyorsunuz? Tabii. Ne sandın? Karımı o elin Hiroşimalıları ile yalnız mı bırakacağım? Geliyorum tabii. Tabii ya. Gel abicim sen gel. Bu işler erkek işi. Permadan, dip boyasından konuşacak halimiz yok herhalde. İnanmıyorum. Eğer bu akşam bu Japonlar kaçarak gitmezlerse bana da pazarlama uzmanı Sibel demesinler. Uzman. Hem de sen. Çok komiksin be güzelim. Sibel, sen stand-upçı olsana. Olurum. Olurum da yeterince çirkin değilim. Sen olsana. Sen tüm şartlara uyuyorsun. Evet, ben hazırım. Hadi çıkalım. Ben de hazırım efendim. Sen nereye? Japon iş adamlarıyla yemeğimiz var ya, çok önemli bir ihale alacağız. Haluk, daha önce bu konuyu konuşmuştuk seninle. Evet, konuştuk. Ben de hazırlandım. Hadi. Haluk, bunu bana yapamazsın. Bak, eğer beni götürmezseniz yan masaya oturur kavga çıkarırım. Kahrolsun Japonlar diye bağırırım. Üzerlerine atom bombası atarım. Yaparım biliyorsun. Bırak gelsin. Ha bir ha iki. Bak Haluk, Amerikalı iş adamına yaptığını bunları da yaparsan... Ya bir şey yapmayacağım. Böyle bir köşede sessiz sakin uslu çocuklar gibi oturacağım. Tamam, sen merak etme ya. Hadi çıkalım artık, çok geç kalıyoruz. Doğru doğru. Hadi çıkalım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Hangi arabayla gidiyoruz? İki arabayla gidelim. Ben onun arabasına binmem. Ben seninle aynı trene bile binmem. Saçmalamayın lütfen. Bu akşam böyle şeyler istemiyorum. Hadi hadi. Japonlar bekliyor. Alo, sen gelmesen? Geliyorum efendim. Ben gelmezsem sen de gitmiyorsun. Buyurun. Buyurun. Kusura bakma. Şu senin bozuk para kutusuna müracaat etmek zorundayım. Param olunca söz geri koyarım. Bak babama, hep senin yüzünden. Annemin saçını fark etseydin bu nakit problemini yaşamayacaktın. Başıma gelecekleri. Haluk iş yemeğine götürür. Akılsız kafam. Sadece Haluk mu? Sadece Haluk mu? Bir de Engin vardı. Adamlar Hiroşima'dan beri böyle felaket yaşamamışlardır bence. Zavallılar ne yapıyordur kim bilir şimdi? Acaba nereye götürdüler onları? Rezil olduk. Bana söylemeci deme sakın ha. Yarın patron hepimizi kovar. Sadece kovarsa iyi. Bence hepimizi öldürecek. Hayır, Japonlar hassas insanlardır. Kim bilir nasıl kızmışlardır bize. İnşallah karate yaparlar da kırarlar bir taraflarını. Kaç milyon dolarlık ihale göz göre göre kaçtı elimizden. Evet ya, evet ya. Saat 3 oldu. Ne yapsak acaba, polisi falan mı arasak? Kim bilir neler geldi başlarına. Rezil olduk, rezil. Haluk olduktan sonra değil şirketimiz, ülkemiz bile rezil olur. Bunlar bizi Dünya Kupası'ndan bile atarlar. Zavallı Japonlar. Şimdi kim bilir ne haldedir adamcağızlar. Kesin perişan oldular. Bence de. Bir sesler geliyor. Galiba geldiler.
inanamıyorum yani. Ne yapıyorsun sen? Sen Japonlarla iş bağlamaya çalışmıyor musun? Evet. İşte iş bağlandı. Sibel'cim, niye öyle orada duruyorsun? Hayatım gelsene. Bak paramızı oynuyoruz. Nasıl şey gitmiş buna ya? Ya hayatım gelsene, o yüzden paramızı oynuyoruz işte. Defol. Aa. Meltem Hanım. Hadi. Tamam geç hadi hadi. Biraz acele edin. Ben bitirdim. Yalan söyleme. Bitirmedi anne. İspiyoncu. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın dedim ama bazılar duymadı galiba. Seninle konuşmuyorum Haluk. Bu annenize de hiç iyilik yaramıyor ha. Sayemde akşam Japonların... Ama bana bir teşekkür bile etmediler. Rezil ettin bizi. Ne rezili be? Adamlar bana bayıldı, bayıldı. Bir kere rahmetli Barış Manço'dan sonra en sevdikleri Türk ben oldum. Alıp dansözlere götürürsen tabii severler. Aşk olsun baba. Akşam eve dansöz geliyor, sen beni uyandırmıyorsun. Baba 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 baba. Uyansaydın oğlum, bütün mahalle uyandı. Hatta bütün İstanbul. Ben nasıl kaçırdım ya? Gelen de çok mühim bir şey kaçırdın zannedecek. Tabii mühim kızım. Canlı dansöz gelmiş eve. Daha ne olsun? Hadi bakalım okula, tamam. Hadi kalkın, gevezeliği bırakın. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz Meleğim. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Yok yok, bu kadınlar hiç iyilik yaramıyor vallahi. Haluk, mümkünse bundan sonra bana iyilik falan yapma. Kızım, sayemde ihaleyi aldınız. Sen yat kalk, dua et bana. Adamlar birazdan ayılacak ve akılları başlarına gelecek, merak etme. Bak söylüyorum, bir daha sizin firma için ihale mihale almayacağım. Bak buraya yazdım. Sen zaten Haluk değilsin, abidinsin. Sen de personel müdürsün. Hiç öyle enter enter, ben insan kaynakları müdürüyüm diye dolaşma etrafta. Abidi. Personel müdürü. Aldım adamları. Anında nabza göre şerbet verdim ama bizimkilere yaranılmıyor ki. Japonlar öyle bir duruma geldi ki al şu dünya kupasını sen organize et diyeceklerdi ha. Selam, ne yapıyorsun sen? Hediye. Ne hediyesi bu? Gönül'le bizim bugün tanışma yıl dönümümüz. Tanışma yıl dönümünüz öyle mi? Evet. Yani evlilik mevlilik değil, tanışma, merhaba ben Selami, ben Gönül olayı öyle mi? Evet. Selami sen manyak mısın? Hiç tanışma yıl dönümü diye bir şey olur mu? Aa, öyle deme. Gönül böyle şeylere çok önem verir. Bu akşam ona çok büyük bir sürpriz yapacağım. Sen artık light erkek falan da değilsin. Sen artık direkt ev kedisi oldun. Sana ne oluyor Ali? Sen kendi işine baksana. Çok merak ettim, versene şunu bana. Olmaz, sen şimdi gider herkese söylersin. Söylemeyeceğim, ver ver. Bak birine söylersen... Oğlum söylemeyeceğim dedim ya, sanki mühim bir şey. Şimdi bu hediyeyi alıp size götüreceğim. Gönül de akşam size uğrayacak. Ben de o ana kadar tanışma yıl dönümümüzü unutmuş gibi yapacağım. Sonra? Sonra da hediyesini bir anda çıkartıp ona vereceğim. Da 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 da. Nasıl? Söylemeyeyim diyorum, içimde patlıyor. Sen hakikaten light'sın oğlum. Senin kadınları şımartmaktan başka işin gücün yok mu Selami? Senden görüyor, Meltem de aynını istiyor. Sen erkeklerin yüz karasısın oğlum. Erkekler için bir utanç kaynağısın. Sen bütün erkekleri yakıyorsun. Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü. Pencerenin perdesini. Aa, hoş geldin Müzeyyen teyze. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk.
Hayrola, çok üzgün görünüyorsunuz. Yok bir şey, yok. Var var, ben sizi bilmez miyim? Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Sahi mi? Ama Kemal Bey hatırlamadı bile. Her sabahki gibi bu sabah da kalktı, tıraşını oldu, giyindi ve gazetelerini okumaya başladı. Sonra da çekip gitti. Öyle demeyin canım. Belki de sonradan hatırlayacaktır. Daha bugünün bitmesine çok var. Hiç sanmıyorum kızım. Hatırlar hatırlar. Belki de Kemal Bey amca size büyük bir sürpriz yapacaktır. Gönül'e çok büyük bir sürpriz yapacağım. Bayılacak abicim. İyi, güzel güzel. Hadi uşaklar, ben kesin kararımı verdim. Ne kararı bu İsmail Bey? Yasemin Hanım burada yokken söyleyeyim. Ben bu inşaat işini artık istemiyorum. Neden? Ya böyle meslek mi olur uşağım? İçeri bir tane hatun girmeyi. Amcaoğullarının hepsi pastacı oldu. Her gün fistik gibi hatunlarla muhatap oluyorlar. Biz burada yok çumpori, yok siva, yok badana. İstemiyorum onu ya. Siz şirketi satıyorum. İyi de ne iş yapacaksınız? Pastane açacağım. Yapma İsmail Bey, burası pastane olur mu ya? O zaman Karadeniz pidecisi açarım da. İsmail Bey yapmayın, o işler bize göre değil. Neyse neyse, istediğinizi açın efendim. Haluk, hadi gidip şu işi halledelim. Adam biz yokken ya şirketi satarsa? Satmaz abicim, satmaz. Nasıl satacak? Zaten bu adamın babası hayattayken hiçbir şey satamaz. Ama ölürse yandırız. Oğlum ne garip adamsın sen ya. Ne garip işlerle uğraşıyorsun. Adam burada şirketi satacak, sen dominant teyzeye sürpriz yapacağım diye uğraşıyorsun. Tamam, yürü. İsmail Bey, biz hemen geliyoruz. Bu işler böyle işte kızım. Zaman geçtin mi, yaşlandın mı, torun torba sahibi oldun mu unutuluyorsun, eskiyorsun. Bak görün, akşam oldu mu Kemal Bey amca ellerinde çiçeklerle nasıl gelecek? Sürpriz yapacak. Hiç ondan böyle bir şey beklemem biliyor musun? Şimdi kim bilir nerededir? Bence boş yere üzülüyorsunuz. Kemal Bey amca çok iyi bir insandır. Bak görün akşam oldu mu neler olacak. Ben geldim, alo. Haluk Bey. Nereye koyacağız? Ulan şu kadar işin gücün arasında ben de light erkekliğini alettin ya, puf sana. Tamam konuşma abiciğim, konuşma. Söyle nereye koyacağız? Döndüğümüzde şirketi eğer pastane olarak bulursak soracağım sana. Tamam sorarsın hadi. Nereye koyacağız söylesene. Oğlum, ya. Oğlum durmayın, düşünüyoruz. Gel. Ne iş var ki bu saatte? Kim bilir. Ver şunu. Light oldu light. Yavaş. Sus. Haluk Bey, siz mi geldiniz? Yok ben gelmedim, ben ofisteyim. Bu bir kandırmaca, görüntü, illüzyon. Haluk evladım hayırdır bu saatte? Telefonun şarj aletini unutmuşum da anneciğim, o yüzden şey yaptım. Merhaba, nasılsınız bize? İyiyim Selami. Gönül nasıl? İyi. Çok iyi. Sen var ya sen. Sen bir kalorilik erkek bile değilsin. Senin artık kalorin bile yok. Öyle deme abicim, öyle deme. Gönül böyle şeylere çok önem verir. Eğer bu hediyeyi almasaydın var ya, öldürürdü beni ya. Light'sın oğlum, light'sın. Kepekli erkeksin. Çavdar erkeksin. Uşaklar. Buyurun. Siz yokken ben de bir Fişin TV'ye baktım, bir Karadeniz'e doğru baktım. Bir Fişin TV'ye baktım, bir Karadeniz'e baktım. Sonunda kararımı verdim. Öyle mi? Ne güzel. Nedir? Ben mankenlik ajansı kuruyorum. Mankenlik ajansı mı? Evet da. Fişin TV'deki gibi mankenler alacağım işe. Sabahtan akşama kadar burada süzülüp dursunlar. Bak saat kaç oldu? Çocuklar neredeyse okuldan gelecek, hala yok ortada. Cep telefonundan arasak sakın bir şey gelmesin başına. Merak etme, ona hiçbir şey olmaz. Ne zaman hatırladı ki şimdi hatırlasın ha? Cep telefonu da kapalı zaten. Çocuklar da geldi. Okuldan çıkar çıkmaz önemi çıkartmak zorunda mısın Emre? Kızım bu önlük benim karizmamı bozuyor. Ne öyle herkes aynı? Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın anneciğim? İyiyim yavrum. Siz nasılsınız bakayım? Nasıl olalım? Dersler, ödevler, sınavlar. Bu Türk eğitim sistemi bizi çok yoruyor anneanne. Merak etme, eğitim sistemi sana hiçbir şey yapamaz. Hadi bakalım üstünüzü başınızı değiştirin. Her gün aynı şey ya. Eve gel, ders çalış, üstünü değiştir. Çok monoton ya. Hadi yavrum, hadi sen ona bak. Hadi yürü.
çocuklar. Anneanneniz çok üzgün. Ne oldu ki? Bugün onların evlilik yıl dönümüymüş. Ama Kemal Bey amca unutmuş. İnanmıyorum. Nasıl hatırlıyorsun adamcağız? Kaç sene önce evlenmişler. Annem bile doğmamış o zaman. Hemen dedem arayıp hatırlatalım. Cep telefonu kapalı. İnşallah elinde küçük bir hediyeyle gelir. Yoksa Müzeyyen teyze çok üzülecek vallahi. Belki de sürpriz yapacaktır. Hiç sanmıyorum. Dedem bu konuda babamdan bile kötüdür. İyi akşamlar Müzeyyen Hanım. Bu ne hal Kemal Bey? Ava gittim. Kırlarda dolaştım. Temiz hava aldım. Bu ne dede? Avcı mı oldun? Evet. Deden avcı oldu. Haksızlık bu dede. Niye? Hayvanları öldürüyorsun, ondan sonra da onları yiyorsun. Ama senin elinde silah var, onlarda yok. Tek zararı hayvanlara mı? Sen de pirzola yiyorsun ama. Ama ben öldürmüyorum. Olsun, başkası öldürüyor, sen yiyorsun. Kiralık katil tutmuş oluyorsun yani. Kemal Bey, sizce bugünün bir anlam ve önemi yok mu acaba? Olmaz olur mu? Var tabii. Ay sahi mi? Evet. Bugün av mevsimi başladı. Bu andan itibaren istediğin kadar yaban domuzu vurabilirsin. Ben her zaman yaban domuzlarından yanayım. Haberin olsun Kemal Bey. Ne oldu şimdi ya? Dedeciğim bir dakika gelir misin? Niye? Matematikte çözemediğimiz bir problem var da. Ha, güzel. Aritmetiği bana sorun. Benim okulda aritmetiğim çok iyiydi. Kemal Bey amca, diyorum ki o silahı bana verseniz. Ne olur ne olmaz. Silaha iyi bak. Hangi problemi çözemediniz? Gösterin bakayım şimdi, ben çözerim. Evlilik yıl dönümünüz. Ne? Aa, daha geçen gün kutladık ya. O geçen seneydi dede. Yani bu şimdi her sene oluyor mu? Evet dedeciğim, her sene oluyor. Sanki iyi bir şeymiş gibi, bir de kutlayacak mıyız bunu yani? Dedeciğim, eğer anneanneme bir hediye alıp sürpriz yapmazsan çok üzülecek. Yavrum, şimdi ben bu saatte ne alayım? Nereden alayım? Çiçek al bari dedeciğim. Niye bu çiçeği hep erkekler alır anlamam. Şuradan bir şey bulsak da sarı versek. Vallahi benim test kitabım var ama anneannem hoşlanır mı bilmem. Ben geldim. Eyvah, annem geldi. Şimdi pot kıracak. Hadi çabuk gidelim. Hoş geldin kızım. Merhaba anneciğim. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Al. Benim güzel kızım, benim ince kızım, hiç unutmaz, hiç, hiç olur. Babacığım, evet, sizinki de kutlu olsun. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Gül nerede? İçeride kızım. Ben de hemen şu torbaları bırakıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Görün Kemal Bey, görün. Bugün ne günüymüş, anladınız mı acaba? En güzel çiçeklerim annenin. Ay evet kızım, evet. Annen hep en güzelini seçer, en güzelini. Bak, 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 şunlara bak. Ben annem yokken biraz daha bozukluk alayım. Bu hafta böyle idare edeceğiz. Hiç bakma baba. Hep senin yüzünden. Ana! Dede. Ne var? Bak burada ne var? Ne var evladım? Hediye. Yaşasın! Gül mü onlar? Evet. Ver bakayım. Parasını isterim baba. Tamam, veririz. Müzeyyen Hanım, Müzeyyen Hanım. Biz de bugünün ne olduğunu biliyoruz herhalde. O kadar da şey değiliz yani. Sahi mi söylüyorsun Kemal Bey? Sürpriz yapacaktım ama Meltem benden önce davrandı. Buyurun. Çok ince bir dedeymişsin dede. Aa, anne o ne? Dedem anneannem evlilik yıl dönümü için hediye almış anne. Ay çok güzelmiş. Baba bunu sen mi seçtin? Herhalde kızım, sen beni ne sanıyorsun? Emre nereden çıktı bu hediye? Bilmiyorum ama büyük ihtimalle Noel Baba getirdi. Ay çok teşekkür ederim. Ben de senin günahını almıştım kocacığım. Ay. Ay. Vallahi
Ay çok güzel Müzeyyen teyze. Ay anne çok güzelmiş. Aferin baba. Ay çok güzel. Hadi bakalım siz de odanıza dersiniz yok mu size? Hadi hadi odanıza. Gülsen de bunların başında daha bile geri geliyorlar salona. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, hadi. İyi dersler. Hadi. İyi dersler. Söyle bakalım Avuç, o hediye nereden çıktı? Dedim ya, Noel Baba. Ah, çok teşekkür ederim Kemal Bey. Bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Rica ederim efendim. Siz daha iyilerine layıksınız. Buyurun. Gerçekten çok güzel, çok. Evet. Çok aradım onu. Hoş geldin Gönül. Hoş geldin. Kusura bakmayın ama çok sinirliyim. Hayırdır Gönül, ne oldu? Yok bir şey. Ya söylesene ne oldu? Düşünebiliyor musunuz? Selami tanışma yıl dönümümüzü unuttu. Selami mi unuttu? Ay inanamıyorum. Evet, körle yatan şaşı kalkar diye boşuna dememişler. Haluk'la çalışmaya başladığından beri bir tuhaf oldu zaten. Bence Selami böyle bir şeyi hayatta unutmaz. Bak gör, biraz sonra sana sürpriz yapacak. Vallahi yapsa iyi olur çünkü çok fena sinirlendim. Ay bugün bizim de evlilik yıl dönümümüz. Bak Kemal Bey amcam bana ne aldı. Aa, inanmıyorum. En beğendiğim yüzük. Hatta Selami ile geçenlerde bakmıştık. Tebrik ederim Kemal Bey, çok zevklisiniz. E tabii yavrum, ben çok zevkli bir insanımdır. Ama gel de bunu hanımefendiye anlat. Yok, bu kesin unuttu. Bak göreceksin, kesin unuttu. Unutmamıştır canım, bak birazdan görürsün. Sahi siz nasıl tanışmıştınız? İşte bir kokteyldi böyle, kalabalıktı. Aslında ben ilk başta hiç beğenmemiştim. Ya. Sonradan nasıl olduysa evlendik işte. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Selami. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız bakalım Kemal amca, Müzeyyen teyze? Ha, canım iyi, sağ ol, teşekkürler. Peki sen nasılsın hayatım? İyiyim. Güzel. Unuttum zannediyor. Birazdan hediyeyi görünce şoke olacak. İyi tamam, ne yapacaksan yap hadi. Haluk oğlum bak babam bana ne aldı. Evlilik yıl dönümü hediyesi. Vay vay vay. Babacığım gerçekten çok güzel. Bu arada sizden hiç beklemezdim böyle bir şey ha. ama bu Haluk, onu aldığım yüzüğün aynı. Olsun oğlum, ne olacak? Dünyada bir tane mi var o yüzükten? Gönül, onu aldığım hediyenin aynını başkasında görürse sinir olur abicim. Selam, beni bulaştırma. Sabahtan beri senin işlerinle uğraşıyorum. Tamam tamam kızma. Tamam. Uzatma da artık, ne vereceksen ver. Hadi. Tamam. Hanımlar beyler, sizlere... Haluk'cum müsaade eder misin? Buyurun Selam Bey. Sizlere bir açıklama yapmak istiyorum bu akşam. Bugün hayatımın en önemli günü benim için. Selami uzatma abicim hadi. Ya sen karışmasana Haluk. Ya tamam be. Tamam. Ne demek yok abicim? Beraber koymadık mı oraya? Yok işte abicim, yok ya, yok! Emin misin oğlum? Yok abi işte, yok. Gel Haluk. Yok. Haluk bir şeyler yap abicim, mahvoldum ben, mahvolmuş bir insanım ben. Haluk gözünü seveceğiz. Selam, sakin ol abicim, sakin ol. Light erkekliğin alemi yok. Bu dünyanın sonu değil ya. Sonu abicim, sonu. Bütün dünyanın sonu, hatta bütün uzay sisteminin sonu. Eğer iki dakika içerisinde ben gönüllü bir hediye vermezsem... ...bittim ben abi, bittim. Ya niye bu kadar korkuyorsun ki? Bırak gidip ben söyleyeyim. Sakın abicim. O hediyeyi bulmamız lazım. O hediyenin manevi değeri çok büyük çünkü o gönülün en sevdiği yüzüktü. Allah Allah. Kim alır ki onu oradan? Kemal amca da gidip aynından almış. Aynından mı? Evet, aynından. Senin hediye yerinde yok. Yok. Bizim peder senin hediyenin aynından almış. Hı hı. O zaman üzgünüm ama senin hediye şu anda benim kayınvalidenin parmağında. Hı hı. Kusura bak. Selami! 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 Otur şöyle, otur. Otur, kendine gel. Kendine gel, kendine kanlı ol oğlum biraz. Ben bittim abi. Ben mahvoldum. Gidip başka bir şey alalım o zaman. Siz ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Yok bir şey hayatım. Biz de birazdan gelecektik zaten.
Ya, evet. Haluk, sen hiç hayırlı bir şey için bulunmazsın mutfakta. Yok yok, inan bana bu sefer benim bir suçum yok. Ben sadece alet oldum. Hem de hiç istemediğim bir olaya. Hadi salona gidelim. Selami tam bir şey söylemek üzereydi. Hadi, tabii, tabii. Hadi. Korkma. Yürü. Erkek ol oğlum biraz. Hadi çocuklar, size iyi akşamlar. Gidelim artık. Ay, bugün öyle mutluyum ki. Tabii, ben de böyle bir hediye alsam ben de mutlu olurdum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Anneciğim, iyi geceler babacığım. Buyurun. Ah, sağ ol. İyi geceler. Evet Selami, bir şey söylüyordun. Ben şey... Hayır, ne yapacağız oğlum? Ben şey diyorum. Oğlum bana niye bakıyorsun? Ben ne anlarım sizin abuk sabuk ince işlerinizden? Bana ne ya? Şey karıcığım, ben aslında şey diyorum. Ben bugün... Ona. Hayır, aslında şey ya... Ben unutmam böyle şeyleri biliyorsun. Ama ben... Selami, ya çıldıracağım. Ne oluyor bunlara Allah aşkına? Aman bırak, ne yaparlarsa yapsınlar, dokunma. Zaten işin içinde Haluk varsa dokunsan da bir şey değişmeyecek. Gel biz oturalım. Gel. Bak ne buldum. Bu ne abicim? Ne bileyim ne? Ver işte hediye. Yürü götür, hadi. Hediye mi? Evet hediye, mis gibi hediye. Bir işe yarıyordur mutlaka. Hadi. İyi ama abicim, bunu böyle veremeyiz. Paket yapmamız lazım. Paket mi? Ne? Evet abi, gönül böyle şeylere çok önem verir. Bunu böyle veremeyiz ki. Hadi sana da, hediye ne de paket. Sen nereye oğlum? Sen burada kal. Bir yere kıpırdama, karıştırma da. Unuttu, kesin unuttu. Yok, bence sürpriz yapacak. Baksana mutfağa girip çıkıyorlar. Hatta galiba Haluk da bu işe alet etti. İyi olur, belki birazcık bulaşır. Al sana paket. Bu da bandın. Bu ne abicim? Arasına mı koyacağız bunu? Hocam. Senin yüzünden oldu. Dur. Sen paketle ben şey yapma. Eğer unuttuysa bu gece bir avukat bulur, hemen boşanırım. Gönülcüm, sen de çok abartıyorsun ama. Vallahi. Gönülcüm, hayatım. Tanışma yıl dönümümüz kutlu olsun. Selami. Unuttum zannettin değil mi? Ne bileyim, ben öyle zannettim. Hiç Selam böyle şeyleri unutur mu? Haluk mu? Hayda. Kabak yine benim başıma patladı. Ben bu iş için neler yaptım be? Hakkımı 5 yıl uğraşsalar ödeyemezler. Sana layık değil ama. Bilgisayarı. Ay çok güzel Selami. Gel. Ay canım benim ya. Şuna bakar mısın? Bunda Japonca yazıyor. Japon malı da onda. Çok güzel. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, herkes rahatsız etti. İyi akşamlar. Meltem Hanım, dün gece Mr. Kayıçan cep bilgisayarını burada unutmuş da. Bu bilgisayar onun muydu? Evet, bütün oteli aradık. Çok içtiği için dün gece hiçbir şey hatırlamıyordu. Sanırım şurada göbek atarken düşürdü. Ya bu da o gün arada takılmıştı. Herhalde teşekkür etti. Gerçekten bakın. Selami! Selam. Anlat bakalım Havuç. Seni dinliyoruz. Nereden başlayayım? Büfedeki hediyeden başlayabilirsin Havuç.
Şimdi bu durumu anlayabilmek için önce babamın annemin saçını fark etmemesine kadar gitmek gerekiyor. Ben haftalığımı kaybedince mecburen büfedeki bozuk para deposuna müracaat etmek zorunda kaldım. Tam oradaki paraları alıyordum. Sen değiştin, ben değiştim, ayakkabıların değişti, topukların şey değişti. Uluslararası bir şirketin insan kaynakları müdürüyüm ben. Bir iş yemeğin alınca... Döndüğümüzde eğer şirketi inşaat pasan... İnşaat pastanesi. Hop hop hop. Ben orada... Kafayı koydum adama. Amerikalılar da bir zamanlar gelmişti. Sonra bir sabah bir kalktılar. Ne oldu? Ya böyle oldu işte bak. Olsun, başkası öldürüyor sen yiyorsun. Kiralık tatil. Görüşürüz. Görüşürüz. Delikanlı adam tatil ekmek istiyorsa çeker gider. Batari. Yaylada ne güzel yayla havası. Püfür püfür. İnsanın ömrüne insi... Tabii ki. Çırpmayın adamı, ben unuttum işte. Yardım et. Ondan sonraki hafta sonu iş görüşmelerim var. Ondan sonraki hafta sonu New York'ta iş görüşmelerim var. Bu iş görüşmeleri sürekli böyle sürüp gidiyor. Ve ben böyle bu rektiği böyle vurup